Çok ilginç bir şey gördük arkadaşlar bu videomuzda. Fas'taki BİM şubesini gördük. Daha önceki çektiğim market videolarına şimdi devam edeceğim. Fas'a gelmişken, burada bir BİM bulmuşken bakalım BİM'de, Fas'taki BİM'de fiyat. Arkadaşlar bildiğiniz BİM. Gerçekten şu anda şok içindeyim. Fas'ta market yok çünkü. Şu anda bildiğiniz düzen aynı, raflar aynı, her şey aynı. Dur biraz birkaç kalem bakalım fiyatlar nasılmış burada. Şimdi şuradan başlayalım o zaman. Bakın burada hamburgerler, işte ekmek fiyatları. 16 dirhem. Şöyle düşünün, 10 dirhemi 1 dolar olarak düşünün arkadaşlar. Bu 1.6 dirhem dolara, yani yaklaşık nasıl söyleyelim, bunu da 20 ile çarpalım direkt diyelim. 32 liraya bunu alabiliyorsunuz. Mesela yine bakın markalar da aynı. VIP markası mesela. Nescafe mesela. Bu ne meyse, çay babacım o. Bakın mesela burada 1 dolara bu kahveyi alabiliyorsunuz. Pardon, aşağıdaki çayı alabiliyorsunuz. 1 dolar. 20 liraya bunu alabiliyorsunuz aşağı yukarı. Burada 2 dolara yine başkaları. 2,5 dolara bu VIP'i alabiliyorsunuz. Devam edelim. Nutella mesela var bakın. Fas'ta ilk defa Nutella satan bir yer gördük. Küçüğü 3,5 dolar. Devam edelim. Bunlar temizlik malzemeleri. Fiyatlar işte 1 dolar civarında hepsi. 1 litreleri. Bakın 1 dolar civarına çamaşır suyu, yumuşatıcı alabiliyorsunuz. Aha, bildiğimiz bütün lezzetler bakın burada. Hepsi aynı. Sadece artık isimleri biraz Arapça isimler konulmuş. 1 dolar 0.30 cent. Devam edelim. Çikolatalar 7.90. Bakalım başka neler var. Mesela ton balıkları şöyle göstereyim. 3 dolara, 2 dolara, 3 ile 2, 2.7 dolara böyle ton balıkları satılıyor. Çeşit, burada çeşit daha fazla. Devam ediyoruz. Bakın burada bulyonlar var. Et bulyonlar. 1 doların altında satılıyorlar hepsinin fiyatları. Çok ilginç gerçekten. Yani biz Fas'ta günlerdir şey arıyoruz arkadaşlar. Bir büyük market arıyoruz. Hiç bulamamışken meğerse Fas'ta BİM şubeler açmış. Onu görmüş olduk. Meyve suları bakın 1 dolar civarında. Daha da düşükleri de var. Şöyle devam ediyoruz. Daha küçükler. Şu küçük boydakiler. Fanta, Pepsi, Sprite falan. Onlar 4,5-3, yani 35 cent, 45 cent. Bunları hepsini 20 ile çarparsanız aşağı yukarı TL karşılığında alacaksınız arkadaşlar. Şu anda hızlıca çektiğim için bulamıyorum. Hah, makarna mesela 7.90. Yani örnek verecek olursak 0.80 cent, 16 liraya makarna satılıyor. Yani Türkiye'den pahalıya geliyor. Ama tabii buranın yaşam koşulları, asgari ücret burada minimum 250 dolar. Onu da düşünerek bakacak olursak ciddi anlamda burada halkın geçimi biraz zor. Süte bakıyoruz. Bakın 1 doların altında. Yani şu an Türkiye ile aşağı yukarı süt aynı fiyat arkadaşlar. Yani Türkiye'de 18 lira, 19 lira bandında satılıyor. Burada da aynı şekilde. Bakın yine sütler 1 dolar civarında. Oo, meşhur yağlarımıza gelelim. Bakın burada yağlar 4,5 dolar. Yani 2 litresini 4,5 dolardan hesaplayacak olursak 100 lira civarına alabiliyorsunuz. 11 dolara 5 litre satılıyor. Yani 220 liraya. Yani Türkiye'de şu an 160-170-180 lira civarındaydı en son hatırladığım kadarıyla. Burada 200 küsür liraya geçiyor yağların fiyatları. Bakalım. Gördüğünüz gibi sular mesela 1 doların altında. 2 litreleri 50 sent. Bakalım başka neler var. Biraz geçelim. Vay be. Bebek bezlerine bakalım. 6 dolar civarında bebek bezleri var. Yani 120 lira şu paket. Ya maalesef Fas'ta halk için fiyatlar biraz fazla. Peynirler var. Krem peynirler 3 dolar, 3,5 dolar. Salamlar, mesela salam 1,5 dolara geliyor. 1,5 dolar işte 25 liraya falan geliyor bu. Pardon, 30 lira civarına geliyor bu gördüğünüz şeyler. Devam edelim. Şimdi hem dirhemi TL'ye çevirmek var hem de dolara çevirmek olunca iş biraz zorlaşıyor. Yani gördüğünüz gibi öyle çok aman aman büyük bir market değil. Aşağı yukarı bizim mahalle aralarındaki BİM'ler gibi. Biraz et fiyatlarına bakalım. Mesela tavuk. Bakın tavuğun fiyatı 3.6 dolara geliyor. Yani 70-80 liraya şöyle bir kilo pulet dediğimiz tavuk alabiliyorsunuz. Tabii tavuğun hangi kısımları olduğunu artık, butlar var. Tüm tavuk var. Dondurulmuş gıda da aynı şekilde. 3 dolar, 2,5 dolar. Kalamarlar mesela 7 dolar. Nuggetlar 3 dolar.
Ya ben burada şu anda 1 dirhem 10 dolara geliyor. O şey pardon 1 dolar 10 dirhem oluyor pasta. O yüzden biraz matematik zorluyor bizi bunları bulurken ama şu anda aşağı yukarı gördüğünüz fiyatlar da bu şekilde. Mesela diş macunlarına bakalım. Signal 2 dolar civarında. Daha ucuzları var. Yerel Colgate var mesela. Colgate 1,5 dolar. Signal 1 dolar. Mesela diş macunu ucuzmuş Türkiye'ye göre. Ya da bilmiyorum son şu marka şu model ne kadar ama bu daha ucuza geliyor. Piller var. Axe'ın parfümleri mesela 2,5 dolar. Yani onun dışında size başka ne gösterebilirim? Bakıyorum. Ha, ete bakalım. Az önce eti göstermedim size. Bakın burada yine tavuk. Ha, bu parça et de. Bunlar parça et ama fiyatları hep pul et yazıyor. Pul et de tavuk demek. O yüzden fiyatlar şu gördüğünüz işte bu filet de pul et. Yani fileto galiba 8 dolara geliyor. Tavuk filetolar. Biraz pahalı. Hatta bir hayli pahalı. Pasta son zamanlarda gerçekten gıda ücretleri artmış durumda. Yumurtaya bakalım. Bakın yumurta var burada. Yazıyor mu? Evet yumurta. Şurada görüyorsunuz. Bu kaçlı? 15'lisi. 15'lisi 2,5 dolara geliyor. Yani 50 liraya geliyor. Yani Türkiye'deki neredeyse 1,5 kat daha pahalı Türkiye'den. Şuraya bakacak olursak makarnalara baktık az önce. Mesela burada susam var. Susam çok tükettikleri için. Bunlarda çok böyle pirinç falan göremezsiniz. Çok fazla tüketmiyorlar. Daha çok işte hani basmati pirinci çok tüketiyorlar. Hintliler de yaşadığı için. Mercimek çok tüketiyorlar. Mesela mercimeğin fiyatı şu an 3.2. Yani 3,5 şu yarım kilosu sanırım. Çok 3 dolara falan geliyor. Ciddi pahalı. Ya da aşağıdaki de olabilir. Yani Arapça yazdığı için kusura bakmayın arkadaşlar. Bazı şeyleri tam anlayamıyorum. Bir de çok kötü yazmışlar. Bakın ne yazdığı belli değil. Ama bir dirheme. Sanırım bu evet. Yani mercimek biz 1 dolara satılıyor. Yani şu gördüğünüz paket yarım kilo mercimek. Siyah mercimek. 20 liraya falan satılıyor. Başka mesela ne var? Onun dışında ilgi çekebilecek. İşte az önce makarnaları size gösterdim. Yani ilginç başka ne var diye bakıyorum ama. Hani bizde ortak ürünlerden. Bir de şu deterjan kısımlarına bakalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Soslar falan işte. Mayonezler 1 dolara satılıyor. Şu küçük 185'likler. Burada çok mayonez tüketilmiyor. Ketçap, mayonez falan kültürleri çok fazla yok. Küçük paketler halinde böyle satılıyor. Onlar da bir hayli pahalıya geliyor tabii ki doğal olarak çok tüketilmediği için. Yani biraz lüks tüketim gibi bir şey. Şuraya da bakacağım. Bakın kuskus. Burada en çok tüketilen şey bu arkadaşlar. Kuskuslar. Ve 1 dolar civarına 1 kilo kuskusu alabiliyorsunuz. Şöyle. Mesela kuru fasulye de tüketiliyor burada. Şikava diyorlar sanırım ona. O da şu gördüğünüz küçük paket 400 gramlık 1 dolar. Yine çok pahalıya geliyor gördüğümüz kadarıyla. Yani burada ucuz bir şey yok Türkiye'ye göre. Öyle söyleyeyim. Onun dışında nohut var mesela. 400 gramı bakın çok ciddi pahalı. Yani nohutun şu an 400 gramı 10. O zaman ne yapar? 20, 25, 1 kilosu 2,5 dolara geliyor nohutun. Yani neredeyse 50 liraya 1 kilo nohut alıyorlar arkadaşlar. Un mesela. Un 2 dolar. Ha un 5 kilosu 2 dolar. Un biraz ucuzmuş burada bakın. 5 kiloluk paketler ucuz. Türkiye'ye göre bence daha ucuz. Son hatırladığım kadarıyla. Son olarak bir de deterjanları göstereyim. Mesela 6 kiloluk şöyle bir kalyon diye bir marka. O da 9 dolara geliyor arkadaşlar. 9 dolarda 180 lira. 6 kiloluk 180 lira. Sanırım Türkiye ile aşağı yukarı aynı diye düşünüyorum. Son hatırladığım fiyatlara göre. Yumuşatıcılar mesela bakın 3 kiloluğu var. Burada 3,3 dolara falan geliyor. Şu gördüğünüz paketler. Yani gördüğünüz gibi pastada BİM'i görmüş olduk. Adamlar her yere yayılmışlar. Şöyle çevireyim kameramı. Yani biraz ilginç geldi dedim ya. Ufacık marketlerde böyle bir şeyler almaya çalışıyorsunuz bakkallarda. Ama biraz şehir dışına çıktığınız zaman büyük Carrefour'ları falan görüyorsunuz ama BİM'i ilk defa gördüm ve yurt dışında en azından bir Türk markasını görmek ne olursa olsun güzel bir şey. Market videolarına devam edeceğim. Eğer İspanya'da da güzel bir market görürsek ve zamanımız olursa size İspanya'daki fiyatları da anlatacağım. Mart ayı itibariyle. İspanya'daki fiyatları anlatacağım ama pasta durum bu şekilde. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.